Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Birleşmiş Milletler, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde 2 hafta susuz ve gıdasız kalan 47 yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü'nden yapılan ortak yazılı açıklamada 3 Ağustos'ta 3 çocuk 54 kişiyi taşıyan bir teknenin Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarında hareket ettiği aktarıldı. Açıklamada Kanarya Adaları'na gitmekte olan teknede denizde 2 gün seyrettikten sonra motor arızası meydana geldiği ve yolcuların yaklaşık 2 hafta boyunca yiyecek ve su olmadan mahsur kaldığı vurgulandı. Teknenin 16 Ağustos'ta Moritanya Sahil Güvenliği tarafından bulunduğunda sadece 7 kişinin hayatta olduğu belirtilen açıklamada 47 yolcunun ise hayatını kaybettiğinin altı çizildi. Açıklamada durumu ağır olan 4 kişinin Moritanya'nın kuzeyindeki Nuat Hibu kentinde hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. 10 gün önce aynı rotada 40 kişinin daha hayatını kaybettiğini anımsatan açıklamada şunlar söylendi. Kanarya Adaları'na giden gemilerin sayısı arttıkça ölümlerin sayısı da artıyor. Bu yıl Ocak ayı itibariyle 350'den fazla insan öldü. 8000'den fazla mülteci ve göçmen bu deniz yolunu kullanarak İspanya'ya ulaştı denildi. Sevgili izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.